Eline sonunda çıkacağız zaten. Aynen öyle. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Bordumuzdayız, Escort MK1'deyiz, Cosworth'dayız, Ares'teyiz. Şimdi nerede kaldık? Bir önceki videomuzda frenimizi, her şeyimizi izlemiştiniz. Frenleri gördünüz, bütün her şeyi taktık. Teker aracımızı indirdik. En zor bölüm neydi? Fren ana merkezi, Westinghouse'u, Westinghouse'u sığmıyordu. Yani bu ne demek oluyor? Aracın motoru çok büyük olduğu için Kazım tutmuyor buradan. Bu taraftan hiçbir şekilde olmadı. Orijinali bile burada bir yerde olduğuna ve çok küçüktü. Yani orijinal sistemi olmayacağından dolayı biz içeri koymayı karar kıldık. İçeride şöyle, normalde onu niye indiriyorsun? Yani tutacaksın tabii ki de oğlum, erkek adamsın. Neyse, sık dişine. Pedal box koyuyorlar. Pedal box'ın iki tane çift ana merkez demek. Bu ne demek? Bir tanesi önleri, bir tanesi arkaları bağlı. Ona göre sistem yapacaktı. Aracın sahibi, tabii ben bunu istiyorum, sert oluyor vesairese. Gündelik de sonuçta hani kullanacağız bunu. Bir yarışa vesaire bir şey çıkarmayacağız. Sonra dedim o zaman Westinghouse'u komple setimizi buraya yanlamasına koyacaktık. Aracın içinde. Yani frene bastığımızda biz buradan kollar yardımıyla tekrardan bizim işlemimizi yerine getirecekti. Daha sonrasında olmayan bir şeyi yaptık. Araç burada yerdeydi. Buralarda ölçüm yapıyordum. O zaman da bir tane zaten T3'le uğraşıyorduk. Dedim aklıma geldi bu. Dedim biz niye T3'ler gibi bunu yapmıyoruz? T3'lerde tamam, indirebilirsin kanka. Tamam, şimdi bir daha kaldır. T3'lerde göstergenin altında komple ana merkez, Westinghouse'u vesaire her şey duruyor orada. Dedik ki biz de bunu aynı bu şekilde bitirelim. Sonra ölçtüm, biçtim oraya göre ve bizim frenlerimize göre pistonlarımızın çaplarını, daha sonra arkada yapacağımız, yapmayı planladığımız dingile göre uygun ölçüde bir ana merkezini vesaire her şeyini aldık. Onu da Ford olarak aldık yine. Bir de bu açılı duracağı için, yamuk duracağı için ona göre kabını da bu şekilde seçtik. Bu malzemeyi aldıktan sonra pedalların üzerine aynı T3'lerdeki gibi, yani göstergemizin altında olacak şekilde komple sistemimizi oraya montajladık. Böyle anlatarak olmuyor ama. Hadi gidelim. Sistemimizi montajladık. Böyle bir ayak sistemini yaptık buradan. Şöyle bir şurası tabana gelecek şekilde tut istersen. Sonra burada böyle durdu. Bu debriyajla bir pedalımız. Sonra buna göre buradan mekanizmaları yaparak, bak gördüğün gibi şurada. Bu çok mantıklı ya. Aynen bak. Sertlik de var. Bak tabii şuradan şu an diyaframın sesi geldiği için. Evet, burada ona göre tabii millerini vesaire her şeyini yaptırdık. Sekmanlarını ne gerekiyorsa. Şu an artık Tomahawk füzemiz S-400 başlıkları takılmaya hazır. Araca bunu montajladıktan sonra hemen yeni fren hortumlarını vesairelerini aldık. Ona göre Ford'un S-Tech hortumları farklı. Onları montajladıktan sonra anlatacağım size. Onlara göre bir şeyler daha yaptırdım. Çünkü kasayla kaliperlerin birbirine oturduğu yerleri farklıydı. Ben tabii bununla daha önce hiç uğraşmadığım için bu kadarını bilmiyordum. Bunları araştırdık, ettik. Ona göre hortumlarımızı aldık. Şimdi onları montajlayacağız. Fren havasını artık alalım. Tek ellemediğimiz şu an arka taraf kaldı. Arka tarafı ellemeyeceğiz. Hiçbir yeri açmadık. İnşallah patlak bir yer yoktur. Hani havasını alırken şey olmasın. Onun dışında korktuğum bir şey yok. Yani her şeyi olması gerektiği gibi yaptık. Tek şüpheli kaldığım yer arka taraf. Arka tarafta diyorum. Şimdi havasını alırken tabii bütün boruları bağlayalım. Patlak vermezse o iş tamamdır. Yapılmayan bir şey yaptık. Atacağınız her like Serhat'a bir saatler olsun. Nasıl? Aynen. Ya bak, gamzeleri çıktı. Tabii beni böyle genç görmek istiyorsanız bir değişiklik olsun dedik. Herkes söylüyor sen çok yaşlanmışsın. Sen çok şey diyorsun. Dedim bir değişiklik olsun, bir tıraş olalım dedik. Böyle biraz çok şey olur. Bir 10 yaş gençleştik. Bizim parasızlıktan kesemediğimiz sakallarımız zengin bebelerine moda olmuş. Bak bak bak. Neyse. O zaman öbür sahneye geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet, neredeyiz? Ekmek teknesinde. Şu an Escort'umuzun, evet, yani Ford Escort'umuzun diyelim, direksiyon sistemindeyiz. Direksiyon sistemi nasıl olacak biliyorsunuz bu aracın, gerçi bilmiyorsunuz. Bu aracın traversi, kendi traversi böyle değişik bir sistemde duruyor. Bu da kendi orijinal herhalde direksiyon kutusu ama artık bir direksiyon kutuluğu kalmamış gördüğünüz üzere. Bayağı demirden sonuçta yapmışlar. Birinci Dünya Savaşı'nda tüfek yani, yapıyorlardı, onun gibi yapmışlar. Aynen, 50 küsur yaşında bir araba bu. Yani saygı duymak lazım. Bakma yani 50 küsur yaşında insanların babaları var yani 50 küsur yaşında. Tabii. Neyse, bu sistemi biz sökeceğiz. Bu kuru direksiyon. O da nasıl oldu şöyle söyleyeyim. Bu direksiyonu zaten yenilemek gerekiyordu. Bunu tamir ettirmek yerine bizdeki, atıyorum Sierra'nın önünü geçirip Sierra'nın direksiyon kutusunu geçirelim. Geçirmişken hidroliğe de dönelim dedik yani. Hani madem
Bunun için bir daha ayaklar uğraşacağız, keseceğiz, biteceğiz, yapacağız bunu. Madem öyle bir şey yapacağız, o zaman bunu daha iyi bir yönteme çevirelim dedik. O yüzden direksiyon sisteminize hidrolik kutuya şu an çevireceğiz. Zaten başka şansı yok ki. Bunu tamir edecek son insan şu an ismini hatırlamıyor. Direksiyon kutumuz da, o da burada. Onu çıkarayım şimdi. Bunlar bize komutanım. Oo, çok büyük. Evet. Yo, bence küçük. İdeal. Bu ideal. Şimdi direksiyon kutumuz da burada abi. Bu bayağı bir büyük bir direksiyon kutumuz. Bunu bir türlü bağlayacağız. Evet, şu an gördüm de. Bu benim... Ama yok, hepsi aynıdır ya. Ben bir yerden hatırlıyorum diyeceğim ama benim için bütün direksiyon kutuları aynı. Bu Sierra'nın direksiyon kutusu. Kutumuz gördüğünüz gibi çok uzun. Bunu buraya takacağız. Sonrasında millerimizi, dişlerini uzatacağız. Millerimizi kısaltacağız. Sonra dişleri, şöyle durayım da göstermeye şunu, parmağımı. Bunu uzatacağız ki, şurada hatta tutalım. Uzatacağız ki, bak burada görüyorsun farkı. Arada fark var. Yani fark var. Yani bayağı fark var. Bunları oradan... şey yapacağız. Sonrasında diyeceksin bunu buraya takamıyoruz. Bunun için tornada burçlarımızı yaptırdık. Bunu buraya bağlamak için parçalarımız var. Şuradan iki tane civatayla takılı. Bunu aynı aracın hizasında montajını yapacağız ve ona göre bitireceğiz SWOT abi. Bakalım nasıl olacak, nasıl edeceğiz. Vallahi helal olsun. Şu şekilde bir şeyle duracak. Sen tornada yaptırdım da diyorsun. Aynen. Dışarıdan bakan bir insan olsam bu hayatta buraya girmez derim. Vallahi ben de bilmiyorum. Ben de ilk kez şu an bunu görüyorum. Ama bunu bir türlü buraya sokmamız gerekiyor. Yapmaz. Biz de biliyorsun olmaz diye bir şey yok. Yani yapacağız bunu bir türlü. Neydi, imkansız da otur izle. İşte şu an biraz kafa patlatıyorum. Şey nasıl yapacağız, nasıl ölçü alayım vesairesin diye. Bunu yapacağız. Bu arada biz frenlerini vesairesini her şeyini bitirdik. Bunları şu an bu taraflardan... Çektin mi onları? Yani çekmedim. Hiçbirini çekmedim. Hemen çekelim. Hemen çekelim. Bu arabanın tüm detaylarını öğrenmek istiyorlar. Ama şöyle bunu şöyle indirince çekeriz. Alt sistemini bak görürsün, komple hortumlarını geçirdik. Arkada gerekecek hortumları da değiştirdik bu arada. Şimdi içeri tarafa da yaptık. Bunu indirince de çekir, sana daha rahat anlatayım. Şu an hani sonuçta indirince içerideki kısmı da yapmamız lazım. Şöyle arka tarafını şu an ellemedik. Arkadaki yani diferansiyel vesaire. Sonuçta onu değiştireceğiz biz. Şu an maksat o diferansiyel araba bir türlü yürüsün. O yüzden sadece diferansiyelin esnek hortumu zaten çok kötü durumdaydı. Onu değiştirdik. Geri kalan diferansiyel üzerindeki şeyleri hiçbirini değiştirmedik. Biraz tuhafıma geldi. Tek bir yerden hava alıyoruz. Yani niye? İki tane bilmiyorum. Öyle yapacak Ford'lar. İki tane tarafı tek bir yerden hava alıyoruz. Tıkanıklıklar vesaire var. Onları açtık ettik. Yani korktuğum başıma gelmedi ama geliyordu. Ufacık bir yerden hani sıyırdık ettik. Şu an frenlerimiz tutuyor. Önleri arkaya havasını aldık. Her şey çıktık. Ana merkezimiz vesaire vesaire olsun. Her şeyimiz takılı durumda. Şunu indirince o zaman göreceğiz. Biraz çok farklı bir şey oldu. Bilmiyorum. Yapan gerçekten görmedim. Escort MK ve MK2'de. Böyle bir fren sistemi yapıldı. Normalde yani nereye koyuyorlar? Onu indirdiğimizde anlatırım. Ama diyorum ya şu an ben çalışmasını engelleyecek hiçbir şey görmedim. 10 numarada çalışıyor. Hiçbir yere dokunmuyor, etmiyor. Hep birlikte göreceğiz. O yüzden şimdi ilk önce direksiyon kutusunu yapalım. Ki zaten ondan sonra motoru şanzı her şeye koyacağız. Takarız, konuşuruz. Aynen. Hadi temiz temiz. İyi bakalım. Ben hadi geçiyorum. Kolay gelsin sana. Şimdi Serhat'cığım sen buraları çektin mi Serhat? Yok. Şimdi Serhat traverse bazı işlemler yaptı. Motoru traversin üzerine takıyoruz. Şanzımanı da motorun üzerine takacağız. En son bunların hepsini arabaya takacağız. Böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Ondan sonra da herhalde Serhat bir şeyler yapmıştı direksiyonla ilgili. Oraları da çekmedi. Artık onun üzerinde gösteririz. Buraları herhalde bir timelapse olarak izlersiniz. Hadi başlayalım.
Şanzımanımızı biz topladık. Yani zaten yıllar önce hazırlamıştık. Şimdi bunu üzerine montajını yaptık. Bakalım. Debriyajımız da tamam. Buradan sıkacak ya. Motor şanzımanımız yerinde. Tıkır tıkır viteslerimiz, her şeyimiz geçiyor. Marşımıza kadar montajını yaptık. Şimdi aracın üzerine takacağız. Traversine zaten hidrodireksiyonun ayaklarını yapmıştım. Önce arabanın üzerine takalım. Sonra da hidrodireksiyonu takarız. Hadi geçelim.